Memleketim, Beypazarı derler adına. Dağlarına, ovana, toprağına, kiremitli evlerine, tüten ocağına, güleç yüzlü, maharetli kadınlarına. Zaman durur sanki Beypazarında. Değişen dünyaya karşı değişmeyen geleneklerini tebessümle seyreder. Zamanında haftada tam 10 bin kişinin ziyaret ettiği pazarlarıyla ünlüdür. Tımarlı sipahi merkezlerinden bir tanesidir. Sipahi Bey'ine istinaden Bey Pazarı'dır. Gerçekten de Bey Pazarı eski tarihlerden beri konaklama, ticaret ve ilim merkezi olmuştur. Evet, tadında hikayelerde bu bölümde Bey Pazarı'ndayız. Kayıboyu'nun, Osmanlı'nın, Gazi Gündüz Alp'in ilk yurdu, dağların kucakladığı, sarmaladığı Bey Pazarı'nın tarihinde, kültüründe, toprağında, mutfağında neler var? Bakalım mı beraber? Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bey Pazarı insanı için gayet cömerttir ve yardımseverdir der. Kadınları edeplidir ve akıllıdır. Bağları, bahçeleri çoktur der. Uzun uzun anlatır. Bey Pazarı'nın eski taş sokakları, evleri, konakları da size bu tarihi usul usul anlatır. Bey Pazarı'nda tam 3500 tane böyle eski ev ve konak bulunur. 500 tanesi restore edilmiştir. Her biri ayrı tarih, her biri ayrı hikaye, her biri ayrı değer. Şerbetli tatlıların baş tacı baklava. Gerçekten de bizim kültürümüzde, mutfağımızda baklava çok önemlidir. Adına alaylar düzenlenmiştir. Eskiden Osmanlı'da yeniçerilere baklava alayı düzenlenir. Her 10 yeniçeriye bir tepsi baklava dağıtılır. Baklava sosyal statü ve zenginlik göstergesidir. Eski zamanlarda sadece ceviz, revgan-ı sade yani sade yağ, tereyağı ve balla yapılır. Zaman içerisinde bir sürü değişikliğe uğrar aslında baklava ama Beypazarı'nda hala eski yöntemlerle yapılmaya devam ediliyor. Çünkü baklavayı sadece cevizle yapıyorlar. Azıcık bir değişiklik olmuş, artık şerbet dökülüyor. Hanımlar böyle oturup hep beraber cevizi ayıklıyorlar. İçinde küçücük bile bir ceviz kabuğunun kalmaması gerekiyor. Bu işler kolay değil, değil mi? İmece usulü biz de önce cevizimizi ayıklıyoruz. Ayıkladık, kıydık, baklava için hazır hale getirdik. Geçtik tahta sofranın başına. Asuman Hanım'la, adaşımla beraber baklava yapacağız. Yumuracağız. Yumuracağız önce. Unu hazırladık. Şimdi ne koyacağız içine? Yumurtasını. Yumurtasını koyacağız önce. Yoğurdu. Sırayla koyuyoruz. Yoğurt. Sirkesi. Sirke. Sirkeyi ağızda dağılsın, biraz gevrek bir kıvam olsun diye koyuyoruz. Yeterli. İki kaşık koyduk. Yağ ister misin? Yağı birazcık tamam. Koyacağız. Suyunu. Ne kadar koyalım? Atın. Üç kaşık da ondan. Bir, iki, üç. İki bardak da su. Tamam. Tuz mu? Unun ortasını açtık havuz gibi. Orada karıştıracağız önce. Hadi yoğuralım bakalım adaşım. Nasıl bir hamur olacak? Yumuşak. Yumuşak. Kulak memesinden daha yumuşak yani. Baklavada el açmalarda böyle. Kolay açılabilmesi için. Evet, daha kolay açılsın. Hı. Özüne gelsin. Baklavanın kıvamı güzel olsun. Hı.
Baklavayı ne zamanları yaparsınız? Bayramda, seyranda mı? Bayramda, seyranda. Beypazarı'nın düğünleri çok meşhurdur. Hı. Damat baklavaları, kına gecelerinin baklavaları daha fazladır. O yüzden özel günlerde, düğün günlerinde baklavanın özelliği bu. Özel günleri genelde zaten hep tatlıyla taçlandırmışız biz, değil mi? Evet. Mutlaka özel bir tatlı olur. O zaman düğün boyunca kaç gün hep baklava mı ikram edilir? Evet, hep baklava. Peki bu neden 80 katlı demişler? 80 çünkü ilk başta başlayırken sayıları sayarak, altı taş fırında olduğu için, altının demini alması için, kalın olduğu için. 80 kata çıkması için, iç kısmında da böyle bir hijyenik güzel bir kesim kalması için. Onu güzelce ayarlıyorlar. Taş fırında içini çeke çeke pişiyor yani. Çeke çeke pişmesi 80 lazım. 80 katlı da bunun katlı. İçi hamur mu olur diye düşünmeyeceğiz. Evet. Değil mi? Kalan yağ sonradan ilave ettik. İşte özünü vermek için elimizden, hı-hı, hamurun çıkması için. Hamur oldu mu? Oldu hamur. Bayağı işlendi. İşlemeye hazır hale geldi hamurumuz. Bezeleri tutacağız be. Şimdi beze tutuyoruz. Şurasından çıkarıyoruz. Hamurumuz düzgün. Ne kadar büyüklükte yapıyorsun? Tamam. Şu hamurla uğraşmak dünyanın en keyifli şeylerinden bir tanesidir. Stres atar, rahatlatır. Tabii, rahatlatır. Kapattık. Tabii biz bu arada tarhanadan, erişteden, baklavadan sohbet ede ede bir saati de geçirdik. Hamur dinlendi. Artık yazılmaya hazır hale geldi. Değil mi? Açacak mısın Asuman? Tamam. Ne yapalım? Şöyle alalım. Yazdık, üst üste dizdik. Kaç katı oldu Asuman? Burası 50 katı oldu. 80'in 50'si? 80'in 50'si burada. Burada, tamam. 30'unu da üzerine yapacağız. Artık ortasına ceviz zamanı. Ceviz baklavayı hazırladık. Taş fırında ağır ağır pişti. Bekledik. Artık en mutlu ana geldik. Tadına bakma zamanı değil mi? Bakalım tadına. Hak ettik artık değil mi? Asuman adaşım. Ama baklava öyle yenmez. Nasıl yenir? Baklava ele alınır böyle. Oo. Böyle tutulur yenir. Hmm. Hmm. Hmm.
Ağzı da dağılıyor. Evet, ve nişastası çok, çok az. Nasıl çok oluyor az. Bu iş? Onun lezzetini bu fırın yapıyor. İlla bu kara fırında olacak. Güzel. Hem de şöyle gösterelim. Meşe odununda olacak. Katları bayağı yüksek. Apartman gibi ama depreme dayanıklı. Beypazarı baklavası. Toprağımıza ait olan ürünlerin, yerel tohumların önemi gün geçtikçe artmakta. Bu tezgah da o konuda gerçekten çok zengindi. Nurcan teyzeyle sohbet edelim dedik. Burada çok önemli bir şey var. O da dağ eriği, yani acı erik mi? Acı erik. Nurcan teyze, bununla ne yapıyorsunuz? Bundan ekşi oluyor, reçel oluyor. Bunu pırasada, bamyada. Ondan sonra ben pirinç çorbasında dahi kullanıyorum limon yerini. Hem doğal hem... Evet. Hem de lezzetli yapıyor yemeği. Hem de çok faydalı. Çünkü evet. Şeker hastalığına gerçekten büyük bir şifa kaynağı. Evet. Ama tabii yıl boyu bunu saklamak, korumak mümkün değil. Ne yapıyorlar? Önce haşlayıp, kaynatıp çok güzel bir ürün yapıyorlar. O da pestil. Kışın lazım olduğu zaman ucundan kırıp kırıp sarmaların üzerine, yemeklerin üzerine koyuyorlar. Yıl boyu bozulmadan kalıyor değil mi bu Nurcan teyze? Doğal ürünlerin bol olduğu bir tezgahtayız dedik. Burada bir de övez denen bir meyvemiz var. Övez denir, üvez denir. Bazı Anadolu'nun bazı yerlerinde. Şöyle göstermek istiyorum. Dalından koparıldığı gibi yenmez. Biraz dinlendirilir, dışarıda olgunlaştırılır. Evet, evet. Bunun da şifası var. Özellikle peşinde koşanlar var. Bu da şeker, şeker hastalığında mı? Evet. Şöyle daha olgununu gösterelim. Tabii. İçi biraz yumuşar. Tatlıdır evet. Aslında değil tabii mi? Tabii ki. Yumuşağı yenir. Sarılar yenmez. Yumuşağı yenir. Tamam. Sarılar yenmez. Gereğiz olur. Peki bunu kışa saklama şeyiniz oluyor mu? Oluyor. Yoksa asıyorlar. Asıyorlar. Kışın yeniyor. Asıyorlar. Asıp kurutup kışın da şifa niyetine yenilebiliyor aslında Övet. Evet. Nurcan teyze şifa niyetine tadına bakayım mı? Afiyet olsun canım. Tamam. Yiyebilin. Böyle hurma benzeri, olgun, çok güzel bir meyve tadı var aslında. Şifa niyetine. Başka yer bilmez. Bu çevirebilir. Şifa çevresi. Olsun, şifa niyetine yedik. Damı dolaş, tarhana iç, dağı dolaş demişler. O kadar şifalıdır, o kadar enerji verir. Beypazarlılar da tarhana yemedikleri zaman hasta olurlarmış. Kendilerini huzursuz hissederlermiş. Evet. Biz de bugün tarhananın yapımını beraber anlatalım dedik Fatma teyzeyle beraber. Bizim için yeni yoğurdu, değil mi Fatma teyze? Evet, evet. Şimdi anlat bakalım Beypazarı'nda nasıl yapıyorsunuz tarhanayı? Tarhanamızın önce yayık ayranımız olur. Yayıktan dövülmüş ayran olur. Ayranı bir bidona koyarız ve onun yanına yoğurt çalarız. Bir başka kapta. O 3-4 gün bekler ayran. Ayran nasıl bekler? Evvela soğanından başlarız. Kelle soğan, nohut, dereotu, domates, yeşil biber. Daha sayamadıklarım vardır. Bunlarla beraber bu 3-4 gün bekler. Hele ki yaz günü ise sonbahara doğru. Sen çocukluğundan beri mi yaparsın Fatma teyze? Çocukluğumuzdan, neslimizden, anneannelerimizden, annemizden yapıyoruz. Devamlı da içiyoruz. Çocukların yanında, torunlarımın yanında anneanne çorbası. Anneanne çorbası. Evet. Şimdi tarhanamız daha önceden yoğrulmuş, güzelce de mayalanmış.
Fatma bak, teyze ne yapacağız şimdi bunu? Sen ellerini değeceksin. Değecek ikimiz, miyim? İkimiz şuraya dökeceğiz tarhananın hamurunu bir şöyle önce tamam. Bir hamuru şey yapalım. Şimdi bunlar birazcık hafif kurur. Gider gelir çevirirsiniz. Evet. Değil mi? Ondan sonra kurudukça. Kurudukça bunu biraz çevireceğiz. Ondan sonra biraz bayağı bir işlem şekline gelince size onu da ne yaparız? Toparlarız bir yere, ovalarız. Hı-hı. Ondan sonra da eleriz. Akşama da tarhana çorbamız hazır olur. Şimdi aslında 4 çeşit tarhana var bizim kültürümüzde. Burada yapılan çeşidi un tarhanası. İçine her evde ayrı malzeme konur değil mi? Evet. Kimi yerlerde özel tarhana otu vardır, kimi yerlerde kaymak konur. Burada yoğurtla yapılıyor. Yoğurt, bizim aha, işimiz yoğurt ve ayran, yayıktan çıkan ayran. Ama tarhana otu dediğimizde o tarhana otu olmazsa bunun içinde lezzet olmaz. Olmaz. Evet, bir pazar yuvasına ait tarhana otumuz olmazsa olmaz. Peki içine nohut falan koyuyor musun sen Fatma evet, teyze? Nohutumuz var, tarhana otumuz var, soğanımız var. Domatesimiz, yeşil biberimiz hepsi var. Çünkü o yüzden antibiyotik, o yüzden şifa kaynağı. Tarhana hamurlarını koyduk. Tabii ki onu bekleyemeyeceğiz. En az bir gün çevrileye çevrileye kuruyacak. Evet. Daha önce Fatma teyzenin yaptığı tarhanayı biz burada bir güzel ovduk. Şimdi ne yapacağız? Olmuşlardan getirdik, ovduk ve eleğimizi alıp evleyeceğiz. Bunu kurutacağız ve servise hazıra vereceğiz. Tamam. Aslında çok emekli bir şey gibi görünüyor ama şöyle şu kadarcık tarhanadan bak şöyle kocaman bir tencere çorba çıkıyor. Değil mi? Bütün evet, kış evet, yenecek bir şey. Hani bir gün iki gün uğraşla 365 gün yeme şansın var bunu. Fatma teyze artık bunlar bayağı iri kaldı. Evet onlar kalsın artık kızım. Yani kalsın, onu ben alayım. Sen de şöyle serersem 15-20 gün bu çarşafın üstünde bu böyle serili kalacak. Gelip gidip karıştıracağız. Aynen. Kuruyacak ve ondan sonra kablarına girecek anneciğim. Öyle tamam, olmazsa kış boyu. Bunu biz seneye yaza kadar yiyeceğiz. İçinde biraz nem kalırsa o küflendirir. Bütün emeğiniz gider. Evet, değil mi? Evet. İyice kurutacağız. Gidip evet, gelip karıştıracağız. Evet. Asuman'cığım yani, senin ellerini bağlasınlar. Benim de ayaklarım. Bu çorbayı içelim kızım gı. İçelim gı. Tamam. Evet. Tamam. İçelim evet, Fatma teyze. Hadi içiverim gari kızım gı. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Koyverin gidenleri, Şinanay yavrum, Şinanay nay. Koyverin gidenleri, Şinanay yavrum, Şinanay nay. Şinanay mı demişler Fatma teyze? Evet, evet. Biz de bu çorbayı içelim artık. Çorbalarımız emek verdik, yorulduk, bu çorbayı hak ettik. Eline sağlık, çok güzel oldu. Senin mi eline sağlık, benim mi elime sağlık? Aman da aman ne güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Senin ellerine, emeğine sağlık. İster darhane desinler, ister terhune desinler. Benim vazgeçilmezim evet, çorbaların en hası tarhana çorbası. Doğrusu budur. Mecid'in annesi Bezme Alem Valide Sultan oğluna bir kutu kuru hazırlattırır. Yanına da bir mektup
koyar ve gönderir. Mektupta kuru gönderdiğinden bahseder. Bu da gösterir ki o dönemlerden beri Beypazarı kurusu çok önemlidir, çok değerlidir. Savaşta, kıtlıkta, yoklukta, hacca gidenlere azık olarak çocukların beslenmesinde her zaman Beypazarı kurusu kullanılır. Yıllar içerisinde iyice ünlenir, namsalar ve coğrafi işaret tescili alır. Pazarı İpek Yolu üzerinde yer alır. İpek Yolu üzerinde yer aldığı için de tüccarların uğrak noktasıdır. Suluhan'da geçmiş dönemlerde gelen geçen insanlara hizmet veren bir kervansaraydır. 1613 yılında Sadrazam Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır. Beypazarı sokaklarında gezerken kültürünün, tarihinin yaşadığına canlı canlı tanık olduk. Nesin Hanım'ın elinde bir bürgü gördük. Çok enteresan geldi. Bize anlatsın bakalım. Ne yapıyorsunuz ve bunu nasıl kullanıyorsunuz Nesim Hanım? Yavrum bizim örtümüz bu. Eğer evden çıkarken biz bunu başımıza örteriz. Uzaya gideceksek tek katlı açarız şöyle. Bu orta yaş bürgüsü tabii. Bu bürgülerin renklerine göre ayrılıyor muymuş? Tabii bunlar renklerine göre ayrılır. Bunu hani gençlerimiz 15, 16, 17 yaşındaki genç kızlarımız bunun beyazını örter. Eğer gelin gittiyse kızımız bunun ipek bürgülerimiz var. Yeni gelinlerimiz ipeğini örter. Kırmızı renkte hani galiba yeni gelinlik 3 sene 5 sene geçer yeni gelinliği çıkar o kırmızısını örter. Benim gibi orta yaşlılar böyle mavisi, yeşili ona göre yaşına göre gidiyor. Yani sadece renklerine bakarak medeni durumunu, aynen, yaşını tahmin edebiliyorsunuz bürgünün. Bir de nereye gidip nereye yakına mı gidiyor, uzağa mı gidiyor onu da öğrenebilirsin. Peki? Yavrucuğum eğer ben bunu böyle uzun bir şekilde örttüysem bu uzağa gideceğim demek. Ha. Komşular benim arkamdan da görse bugün Nesrin uzağa gidiyor. Bürgü tek katlı örtülmüş. Kapısını çalmayalım. Bugün evde yok. Evde yok. Eğer ben bu bürgüyü ikiye katlarda şöyle başıma aldığım zaman da bunu mesela mahalledeki komşular bilir. Benim yakına gittiğimi, ya yakın bir komşuya otmaya gidiyorsun ya yakın hemen bir yere varıp geleceğim. Kısa mesafe gittiğimin mesajı verilir. Şimdi telefonlarda kısa mesaj gönderiliyor. Bizim mesaj da bunlardı işte. Mesajın güzeli aslında önceden de veriliyormuş. Anadolu'da kendini konuşmadan ifade etmeyi hep söylüyoruz. Bu da onun çok güzel bir şekli. Bence devam etsin, yaşasın. İnözü Vadisi'ndeyiz. Balık Sırtı muhteşem kayalıkların ortasındaki bu vadinin doğası çok güzel. Kayalıklara oyulu mağaralar var. Frigler döneminde yaşam alanı olarak kullanılmış. Bizanslılar da yine yaşam alanı olarak ve ibadethane olarak kullanmışlar. Bu muhteşem tarihi ve doğal güzelliğin içinde Beypazarı'nın çok özel bir yemeğini yapacağız. Beypazarı Uruş küpeçte kapama yapacağız. Hadi bakalım. Küpeçte kapama yapmak için biz tezgahı kurduk. Hayri abla bu işin piriymiş, ustasıymış, yıllardır yapıyormuş bu işi. Evet. Onunla beraber yapacağız, odun ateşinde de pişireceğiz değil mi Hayri abla? Evet. Bu yemeğin özel bir güveci var. Şöyle şurada bir delik görüyorsunuz, burayı hamurla kapatıyorlar. Pişene kadar o düdüklü tencere vazifesi görüyor galiba. Evet. Ondan sonra çıkardıktan sonra suyunu boşaltıyorlar zaten. Hayri abla nasıl yapacağız? Burada kuzu etimiz var. Evet, doğradık, hazır. Hı-hı. Şimdi bunu koyalım. Hayri abla bu yemeği ne zamanlar yaparsınız? Bayramları, özel günleri yaparız.
Domatesimizi, soğanımızı, sarımsağımızı, yeşil biberimizi koyduk. Tamam. Şimdi de domatesini koyalım. Domatesini de koyduk. Tamam. Şimdi de ben vereyim sana baharatları. Toz biber. Toz biber. Kekik. Tamam. Ve pul biberimiz var. Evet. Ne kadar istersin pul biber? Az. Az. Biraz daha az. Şöyle iyi mi? Evet, iyi. Şu da benden evet. olsun diyorum. Ha. Sağ ol. Tamam. Güzelce karıştırıyoruz. Tamam. Şimdi bunu böylece ters çevireceğiz. Şimdi toz biber. Toz biber ve tuz mu koyacağız? Evet. Buyurun. Tamam. Evet. Ve şurada bekleyen, yanda bekleyen bir et suyumuz var. Et suyundan koyacağız. Evet. Etleri karıştırıp güvece koyduk. Ters çevirdik. Kenarına tuzunu, biberini koyduk. Evet. Et suyunu gezdirdik. Artık ateşe götürüyoruz. Değil mi Hariye evet. abla? Kapama dedik. Adı bir tane yemek ama gerçekten uzun sürüyor ve emekli. Başında bekledik. 2 saat kadar kaynadı. Artık pirincin atma zamanı geldi mi Hayri abla? Evet, geldi. Tamam. Koyalım. Bakalım. Pilavımız da pişsin. Ben de elimde hamuru tutuyorum bu arada. Güvecin kenarını kapatacağım. Evet, karıştırıyoruz. Karıştırdık. Şimdi güvece hamur kapatacağız. Doğal bir düdüklü tencere yapacağız değil evet, mi Hayri abla? Evet. Hava almadan güzelce pişmeye içindeki suyunu bırakması devam için. Edecek. Evet. Kapamanın pirincini koyduk. Tereyağını da koyduk. Karıştırdık. Bir taraftan mis gibi kokular geliyor. Sebzenin, etin, tereyağının mis gibi kokuları geliyor. Bu yemeği yiyen herhalde bir daha unutamaz Hayri abla. Unutamaz. Oğlum askere gitti. Askerde telefon etti. Anne ille ben çok özledim. Damak tadı da değişik. Lezzet ağzımda kaldı. Ne olur abi kapama ediver dedi de. Şimdi izine geldi. Kapama pişiriverdim dün. Eline sağlık. Annem de kucakladı. Yanaklarından öptü. Canım benim. Ne olacak asker, işte. Asker yolu mu gözlüyorsun? Evet şimdi? Asker yolu bekliyor. İşte her koyun, sürü koyunun kuzusu kurbanla nasip olmaz. Her ananın kuzusu da. Askerliğe nasip olmaz. Her ananın kuzusu askerliğe nasip evet. olmaz. Ya işte sağlıkla böyle. Dönsün inşallah. İnşallah. Allah'ım cümle Muhammed kulunun evladı dönsün, benimki de dönsün. Amin. Allah evlatlarımıza inşallah sağlıkla, amin. Huzurla evet. evlerine dönmeyi evet. nasip cümlemize, etsin. Cümlemize. Evet. Cümlemize. Hayri ablayla sohbet ederek bekledik. Pilavımız pişti. Mis gibi kokular geliyor Hayri abla. Evet. Bakalım mı tadına? Bakalım. Abla bu nasıl bir lezzet? Afiyet olsun. Lezzeti sevgimizi kattık. Hayri abla içine sevgisini de katmış. Muhteşem bir lezzet. Yani kuzucuğunun arayıp da anacığım bana kapama yap demesinde bir bildiği varmış. Evet, çok harika, doğru. Harika, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hititliler, Frigler, Galatlılar, Romalılar, Bizanslılar derken çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olan Beypazarı'ndayız.
Sonra tabii devreye Selçuklular ve Osmanlılar giriyor. Bin yıldır da Beypazarı Türk yurdu. Bu kadar kadim geçmişi olan bir yerin tabii geleneklerine, kültürüne ve yemeğine de bu zenginliği yansıyor. Ferhat Ustam'la beraber dedik ki Beypazarı'nın bu güzel yemek kültürünü sizlere de tanıtalım. Evet. İkram ettikleri ve takım adını verdikleri bir yemek çeşitleri var. Evet. Ferhat Ustam, neler yapıyorsunuz, neler ikram ediyorsunuz? Tarhana çorbası önce sunumu. Hı hı. Arkasından Beypazarı güveci dediğimiz. Evet, güveç diyoruz ama evet. Bilmeyenler için gösterelim. Aslında pilavlı bir yemek. Evet, pilavlı, hı hı. Pirinçli oluyor. Önce eti, domatesi, biberi. Önce ne eti yapıyorsunuz Ustam? Toprak çömleğe koyuyoruz. Hı hı. Çömlekte domates, biber, tuzunu, suyunu koyduktan sonra fırına atıyoruz. Hı hı. Taş fırın olmazsa olmaz. Odunla pişen yani bu. Hı hı. Orada fırında biz bunu 5 saat pişiriyoruz. 5 saat pişiyor. Evet. 5 evet. saat sonra tekrar çekiyoruz. Hı hı. İçine pirincini salıyoruz. 1 saat daha pişiyor. Hı hı. Ondan sonra bu sunuma geliyor. Bu şekilde sunum yapıyoruz. 6 saat pişmiş. Evet. Soframıza gelmiş. Evet. Harika zaten. Olmazsa olmaz sarmamız var. Olmazsa olmaz yaprak sarması, hı hı. tabii. Beypazarı'na has yaprağı, etli, artı zeytinyağlı dolu. Bizimki etli. Etli sarma. Evet, etli, hı hı. yaprak sarmamız. Bu olmazsa olmaz. Düğünde de aynı, beşli yemeğin içinde de aynı. Bu yaprağı bolca sosun içerisinde, yağın içerisinde pişiriyorsunuz. Evet. Önce sarma yeniyor, ondan sonra da bu suyu mis gibi içiliyor. Evet. Hatta bir rivayete göre, evet. Ayaş'tan geriye dönmüş, dolmanın suyu için. Dolmayı yemiş, yola çıkmış, Ayaş'a kadar gitmiş. Orada ya demiş, ben dolmanın suyunu unuttum. Evet. Hadi geri dönmüş, onu da içmiş. Evet, tekrar geriye dönmüş, dolmanın öyle suyunu kadar. İçip yoluna devam etmiş. Ya işte bu yemek keyfi böyle bir şey. Evet. İnsanı yoldan döndürür. Evet. Orada bir de hoşafımız var ustacığım. Evet, kompostumuz tabii, hı-hı. o da bir yöresel yemeğimiz. Düğünlerde kullandığımız en fazla. Hı-hı. İşte arkasından pilavın ya arkasından kompostu içilir. Hı hı. Bizim kültürümüzde iyi günü de kötü günü de genelde hep yemekle bir şekilde ilişkilendirilmişiz. Evet, evet, aynen öyle. İşte ölüm aşı, yol aşı, sünnet aşı, küdenke aşı, düğün aşı, işte çocuk doğduğunda doğum aşı. Evet. Bunlar hep bizim kültürümüzde var. Beypazarı'nın düğünlerinde de kaç çeşitten oluşan bir takım yemekleri var. Evet. Pilavımız var, nohut yemeğimiz, evet, iki. Düğün çorbamız. Dört, beş. Bir de hoşafımız 6. Ve hoşafımız var, 6 çeşidimiz var. Evet. Bunların sıralaması hiç şaşmıyor. Evet, her hiç zaman, şaşmaz. Aynen, olmazsa olmazı yani. Yani düğüne gidince biliyoruz evet, ki aynen. önümüze bunlar standart, gelecek. Standart. Evet. Peki bu düğün çorbası nasıl bir çorba ustacığım? Düğün çorbası, yoğurt, pirinç haşlıyoruz. Hı hı. İçinde yoğurt koyuyoruz. Üzerine tereyağı eritip kırmızı biberle üzerine sos olarak döküyoruz. Nohut yemeği galiba nohutu, üzerinde. Normal nohudumuzu pişiriyoruz. Hı hı. Eti de ayrıca pişiriyoruz. Üzerine et koyuyoruz. Etli nohudumuz diye geçiyor. Usta bir de ayran var ama bol köpüklü bir ayran. Evet. Bunun özelliği nedir? Bunun özelliği ayranımızın köy yoğurdu. Hmm. Biraz ekşi olur ama yayık ayranı dediğimiz bu. Köy yoğurdu. Ya tam yağı böyle alınmamış. Yoğurt tadı geliyor. Evet. Yağı doğru hiç alınmamış. Hı hı. Yoğurt çalınmış. Yoğurttan ayran yapılıyor. Hı hı. Yayık ayranı yayıkta dövülüyor. Yayık ayranına köpük olarak böyle müşterilerimize sunuyoruz. O unuttuğumuz hafif ekşimtırak böyle bol evet, aromalı bir ekşim, ayran tadı evet, var aroma ya. Aroma tadını veriyor yani. Tam ondan eski, çok evet. çok güzel evet. gerçekten. Ustacığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sağ yöresel yemeklerin tadına baktık. Beypazarı'nda bu gelenekler yaşıyor. Umarız yaşamaya devam eder. Tadında Hikayeler'de bu bölümde zamanın durduğu yerde Beypazarı'ndaydık. Zaman durmadı tabii, biz de durmadık. Ne yaptık? Beypazarı'nın dillere destan tarhanasını yaptık. İnözü Vadisi'nde nefis bir kapama yapıp tadına baktık. 80 katlı, devrilmeyen, depreme dayanıklı baklavayı yaptık. Onun da bir güzel tadına baktık. Tadına bakmadan geçemedik. Dolaştık, gezdik, sohbet, muhabbet ettik. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Artık Beypazarı'ndan ayrılma vakti geldi. Haftaya Tadında Hikayeler'de biz buradayız efendim. Bekleriz.